Ee, Sayın Karakuş'a gitmek istiyorum. Sayın Karakuş, evet. e, bugün CNN Türk özel yayınında e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birçok soruyu yanıtladı ama tabii Türkiye özelinde de sorular vardı. Çünkü e, dünyada da konuşulan bir başlık ve e, Türkiye'de de merak edilen e, Montrö anlaşması ne olacak? E, Türkiye boğazların geçişini kime sağlar, kime sağlamaz noktasında bir tartışmadan söz ediyoruz ve bu anlamda Sayın Çavuşoğlu şu ifadeyi kullandı. Tam anlamıyla sözlerini aktarayım. Ukrayna topraklarındaki durumun e, savaş dönüştüğünü ve Montre Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını söyledi. Ee, nasıl değerlendirirsiniz? Sizle de devam edelim. Montrö geçmeden evvel bir noktaya değinmek istiyorum ben. Lütfen. Harita üzerinde buyurun. Evet, evet. O da şu efendim. Bakın. Eğer burayı kapatırsanız Ukrayna'nın bütün halkı bu savaşı bitirmemek için elinde ne geliyorsa yapar. Yani şimdi herkes diyor ki böyle Rusya gelecek Odessa'yı da alacak şöyle bağlanacak. Burası da bitecek deniz kıyılarıyla efendim, e, sadece kara ülkesi haline getirecek. Yani bakın eğer böyle bir şey söz konusu olursa bütün bu Ukrayna halkı ölümüne savaşmaya devam eder. Benim söylemek istediğim şu. Ama anlaşma şöyle olabilir. Kırım'ın şurasından burası birleşir. Yani Azak Denizi Rusya içerisinde kalacak şekilde bir anlaşma söz konusu bence olabilir. Diğer yerleri bir şekilde terk etme kaydıyla. Ama burada Odessa boğazıdır ya nefesidir Ukraynalıların. Ukraynalılar ölür. Ukraynalılar ölür cinayete kurban gider. O yüzden Ukraynalılar bu Odessa'yı yani şu hiç olmazsa Kırım'ın şu bölgesini yani Kırım'dan itibaren bu bölgeyi kendi elinde tutmak ister. Ve bir şekilde o kadar uzar ki bu savaş göreceksiniz nereye kadar gider. Onun için ben öyle zannediyorum Putin de buna rıza gösterecek. Azak Denizi'ni kendi denetimi altına alacak ve işi bana göre o şekilde bağlanacak gibi görünüyor. Ee, i̇nşallah ateşkesle bu iş bağlanır. İki, Efendim e, Montreal'e geçmeden önce şunu söylemek lazım. Efendim AB AB hava sahasını kapamış. Bakın gerçekten şimdi bu hava sahasının ne kadar önemli olduğunu görün bakalım. Yani ben şimdi Kıbrıs'la ilgili hava sahası, hava sahası, hava sahası dediğimde ee, yani bir kulaktan giriyor, öbür kulaktan çıkıyor. Hava sahası bakın şimdi, e, bu hava sahası kapanınca, Avrupa Birliği'nin hava sahası kapanınca, nasıl nereye gidecek kolay kolay Efendim Rus uçakları? Sivil hava yollarından bahsediyoruz. Sivil hava yollarından bahsediyoruz. Şimdi diyoruz ki biz, Türkiye için de bu geçerli diyoruz, Yunanistan'ın Ege'deki hava sahası, e uygun bir hava sahası değildir. Yani fırla ilgili söylüyorum. Yani e, tanıtma bildirim yani uçakları tanıtma havası, hava sahasından bahsediyorum. Şimdi diyorum ki zamanında da söyledim. Sovyetler Birliği yıkılınca benim burada Ukrayna doğunca Sayın Karakoyun doğunca e, 19 konuşmalarımızı efendim, böyle ara ara bölmek zorunda kalıyorum. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borel konuşuyor. Şimdi kameralarımızı o noktaya çevirelim. Ardından hem yorumlayacağız hem de bir dinleyelim. Bu kararların alınması, tabi tabi memnuniyetle. geçirilmesi ve uygulanması gerekiyor. Yarından önce Merkez Bankaları açılmadan bu kararlar uygulanacak. Bugün tabi bu gayri resmi bir toplantıydı. Onu söyleyin. Elle tutulur kararlar, siyasi anlaşmalar Hepsi hukuki araçlar üzerinden verilecektir. Onu vurgulamam gerekiyor. Önümüzdeki saatlerde prosedürleri takip ederek bunu yapacağız ancak Konsey buradaki desteğiyle, yorumuyla, siyasi duruşuyla şunu söyledi. Ukrayna silahlı kuvvetlerine bir destek paketi üzerinde yeni yaptırımlar, diplomatik ilişkiler, Rusya'yı izole etme hedefi, Ukrayna'yı ve bölgeyi destekleme konusunda önlemler ve dezenformasyona mücadele üzerine önlemler üzerinde anlaştık. Ve bu burada tam teşekküllü bir savaş söz konusu olduğu için elimizden gelen her şeyi yapıp Ukrayna'ya destek olmak istiyoruz bu uğurda elimizdeki kapasiteyi kullanarak silah askeri yardım ve silah desteği yapma kararı verdik Ukrayna ordusuna burada 450 milyon euroluk bir destek paketi olacak. 50 milyon euroluk da yakıt ve koruyucu ekipman desteği verilecek. Bunların hepsi Avrupa Barış Tesislerimiz Hükümetler Arası Fonumuz tarafından karşılanacak. Ve tarihimizde ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Herkes en azından bu kararı engellemedi. Bunu söyleyebilirim. Polonya'ya teşekkür etmek istiyorum. Şu anda lojistik üst olarak, merkez üstü olarak görev almayı önerdi, gönüllü oldu burada Ukrayna'ya bu desteği sağlamak için. Çünkü tamam finansmanı onayladık, evet ama şimdi bu finansmanı nasıl materyal desteğe çevireceğiz, bunu nasıl ileteceğiz cepheye, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne vereceğiz Rusya savaşırken işgalle savaşırken en önemli sorulardan biri de bu. Polonya'ya çok teşekkür ediyorum. Üs olarak görev görmekte gönüllü olduğu için aynı zamanda siber savunma konusunda da Ukrayna ile işbirliğimizi artıracağız. Yaptırımlar konusunda ise şu konularda mutabık kaldık. Hangi isimlerin, hangi kurumların yaptırıma tabi olacağını belirledik. Burada yarın itibariyle yayınlanacak bu liste. Listenin içinde Rus oligarklar var. Özellikle iş insanları var. Bu isimlerin arasında çok büyük ekonomik yaptırımlar olduğunu söyleyebilirim. Siyasi isimlere de yaptırım uygulanacak. Putin'in sistemi içinde kilit roldeki isimlere hedef alacağız. Hem propaganda yayan isimleri hem de askeri yetkilileri hedef alıyor olacağız yaptırımlarımızla. Ayrıca şu kararı da vardık. Avrupa Birliği hava sahası Rus araçlarına, uçaklarına kapatılacak. Tek bir Rus uçağı bile inemeyecek, kalkamayacak herhangi bir Avrupa Birliği havalimanından. Ve burada Başkan von der Leyen'in öngördüğü anlaşmalarla birlikte ki G7 üyeleriyle bu anlaşmaları hazırlamıştık. Yeni bir önlem paketi de onayladı konsey. Burada bazı sorular var. Özellikle kapsamı konusunda nasıl bir destek sağlanacağını. Ancak bu önlemlere etkili bir şekilde Rusya'nın finansal pazarını terç etmesi için uygulanacak. Belirli bankaları SWIFT'in dışına çıkaracağız. Zaten bunu bahsetmiştik hatırlarsanız. Siz de basın olarak soruyorsunuz sürekli. Bunu da tartıştık Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Birliği Konseyi'nde ve gerekli fikir birliği ilk başta elde edilemedi ancak üzerinde çalıştık. Çünkü dediğimiz gibi her şey masadaydı her ihtimal. Devam ettik diplomasiye, çalıştık diğer ülkelerle. Çünkü böyle bir meselenin ancak diğer ülkelerle iş birliği içinde alınması gerekir. Tek başımıza hareket etmemiz zor olurdu SWIFT konusunda ve bir anlaşmaya vardık. SWIFT Çiftten çıkartacağız belirli Rus bankalarını, onlara kısıtlayıcı önlemler uygulayacağız, varlıklarını felç edeceğiz. Özellikle de Rusya Merkez Bankasının rezervlerinin yarısı ya da yarısından fazlası bloke edilecek, dondurulacak. Bu yaptırımlar sayesinde, çünkü. Bu bankalarda özellikle G7 ülkelerinin bankalarında bulunuyor rezervleri Rusya Merkez Bankası'nın bu meblağ neredeyse total rezervin yarısına tekabül ediyor. Bu da dondurulacak ve büyük bir etkisi olmasını bekliyoruz finansal sistemine Rusya'nın. Dediğim gibi Bunların hepsini eşgüdümlü bir şekilde yapıyoruz. Uluslararası ortaklarımızla birlikte hareket ederek Rusya'ya net bir mesaj veriyoruz. Ukrayna'nın işgaline destek olan tüm Ruslar çok büyük, çok ağır bedeller ödeyecek. Mesajımız bu. Şu anda Putin'in elit kesiminin refahının peşinden gidiyoruz. Onu destekleyenler, onun rejiminden fayda edilenler hepsinin peşindeyiz. Bu yaptırımların yanı sıra aynı zamanda rejime yolsuzluk unsurlarına yönelik yaptırımlar da gelecek. Özellikle dış müdahaleler konusundaki unsurlara üçüncü olarak bugün dışişleri bakanları şu konuda da mutabık kaldı diplomatik çabalar yürüteceğiz zaten şu anda sonuçlar veriyor gördüğünüz oylamada güvenlik konseyinde kimse Rusya'yı desteklemiyor ve burada olabilecek en geniş uluslararası kınamayı elde edeceğiz. Rusya'yı tamamen izole edeceğiz uluslararası kamuoyundan. Buradaki kolektif diplomatik çabalarımızdan birinin sonucu oldu. Güvenlik Konseyi'ndeki oylamayı gördünüz. Şimdi burada Genel Kurul'a gidecek bu karar. Çarşamba günü oylanması bekleniyor. Burada çok ciddi yoğun bir diplomatik çaba yürütüyoruz Rusya'yı izole etmek için. Elimizden geldiğince uluslararası kurumlardan çıkartacağız Rusya'yı. Avrupa Konseyi zaten temsiliyet haklarını askıya aldı. Rusya'nın burada Avrupa Bankası'nın Kalkınma Bankası'ndan Bankası da izole edilmeleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. İnsan Hakları Konseyiyle ilgili de önemli bir görüşme yapılacak Pazartesi günü bunların hepsini müzakere etmeyi sürdüreceğiz. Dördüncü madde olarak ise bu savaştan etkilenen insanlara destek konusunda da mutabık kaldığımız bazı hususlar oldu. Çünkü insani yardıma muhtaç durumda şu anda bu halk, bu ülkede yaşayanlardan bahsediyorum. Onlara mülteci diyemeyiz. Onlar sığınmacı değil sadece kaçıyorlar. İnsani boyutu bizi çok endişelendiriyor bu trajedinin ve çok hızlı hareket etmeliyiz ki bu insanları destekleyebilelim ve onları alacak, ağırlayacak ülkelere destek olabilelim. Burada sivil koruma mekanizmamızı da devreye soktuk. 18 üye ülke şu anda kritik insani yardımı ve teçhizatı Ukrayna'ya gönderecek Ukrayna'nın içindeki ve Ukrayna'dan ayrılan insanlara destek olacağız. Burada zorlu bir durumla karşı karşıyayız ama her şeye hazırız. Evet, önümüzdeki günlerde neler olacağını görmemiz gerekiyor tabii ki. Ancak Ukrayna'dan ayrılan kişilerin sayısı giderek artıyor ne yazık ki. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bu sizi de ilgilendirir. Özellikle de bilgi alanında çalışanlar için, bu sektörde çalışanlar için. Buradaki dezenformasyonu engellemek mecburiyetindeyiz. Rusya devleti tarafından kontrol edilen söylemi kırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü dezenformasyon giderek büyüyor ve şu anda tam teşekkürlü bir savaş propagandası haline gelmiş durumda açın bir bakın raporlarımıza bizim internet sitelerimize bakın Stratcom'daki ve Rusya basınının nasıl olanları lanse ettiğini görürsünüz Ukrayna'da yaşananları nasıl tarif ettiklerinizi tarif ettiğini görün Cumhurbaşkanı Zelenski'yi burada çok dikkatli olmamız lazım bariz manipülasyonlara karşı çünkü Putin yalnızca toprağa değil aynı zamanda halkın aklını da and, uh, fethetmek istiyor we, we ve bununla mücadele etmek mecburiyetindeyiz. That, bu uğurda to Russia today, Russia today Sputnik ve Sputnik, Sputnik kanallarını yayın yapmaktan yasaklıyoruz Avrupa Birliği'nde. Çünkü onlar bu dezenformasyon savaş, savaşının önde gelen isimleri. Aynı zamanda in media, Ukraine bağımsız Ukraine basına destek konusunda da bir karar aldık. Ukrayna'da Rusya'da destek vereceğiz bu basına. Son olarak tüm bölgede olabilecek sonraki şeyler konusunda endişeliyiz. Rusya'nın durmamasından endişe ediyoruz. Ukrayna yeterli olmayabilir ve Rus nüfuzu şu anda komşu ülkelere de sirayet etmeye başladı. Moldova ve Gürcistan'ı kastediyorum. Aynı zamanda bunun Batı Balkanlarda da etkisi olmasını bekliyoruz. Bu yüzden dikkatli takip etmeliyiz bu noktaları ve oraları ziyaret etmemiz gerekiyor. Nasıl Ukrayna'yı ilk gün ziyaret ettiysek bu yılın başında onları da ziyaret etmeliyiz ve hazır olmalıyız bu krizin Batı Balkanlardaki etkilerine karşı yakından takip etmeliyiz kim Kimin yanında ülke olarak Balkanlarda Avrupa Birliği aday ülkeleri var ve onların da bizim dış politikalarımızla aynı izada olduğundan emin olmalıyız. Son olarak bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Bunlar Avrupa için belirleyici anlar. Ve bize stratejik ve küresel liderliğimizi göstermek için bir şans veriyor birlik içinde. Birlik içinde hareket etmeliyiz ve hızlıca hareket etmeliyiz. Ve bu aynı zamanda bize Avrupa Birliği'nin ne olduğunu ve birliğin ne olmasını istediğimiz konusuna karar vermek için de bir şans. Çünkü şu anda Avrupalılar olarak karşılaştığımız zorluklar giderek artacak. Ve buna hazırlıklı olmak durumundayız. Hem kendimiz için hem de gelecek nesiller için. Sürekli Avrupa Birliği'nin İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıktığını söylüyoruz çünkü barış ve refah istediğimizi söylüyoruz. Bu doğru. Biz barış ve refah istiyoruz. Avrupa Birliği bir barış projesidir ve biz barış için mücadele etmeyi sürdürmek istiyoruz. Hem kendimize hem insanlık adına Avrupa'da barışı korumak istiyoruz. Ancak bu barışı da korumaya hazır olmak durumundayız. Ve şu anda yaşananlar, Ukrayna'da meydana gelenler bizim için, Avrupa halkı için bir dönüm noktası olmalı. Böylece zorluklara karşı birlikte durabilmeliyiz. Çok teşekkürler. Şimdi sizi bekliyorum. Sorularınızı oh. alabilirim. Birkaç soru alabilirim. <laughs> Çok teşekkürler. Şimdi hızlıca birkaç soru alalım. Buyurun. Odadan. Evet. Öncelikle Ukrayna'dan bir muhabire veriyorum sözü. Mr. President, evet sayın um, yüksek temsilci. Okay, Benim adım Alena. Right uh, şu anda uh, in, uh, ben tüm Ukrayna basınını in temsil India. ediyorum çünkü Ukraine, uh, Ukrayna'da right now, um, şu anda tüm televizyon TV kanalları TV aynı şeyi videos. paylaşıyor. Sorun bulduğumuz olan şeyi şey yapıyoruz. Siz burada day, a zor, a day, zor bir gün olduğunu söylediniz. Ukraynalılar savaşıyor. Evet, dördüncü gün oldu. İnsanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, binalar bombalanıyor. Annem az önce bana bir mesaj gönderdi. Bir köyde insanlar şu anda ekmek yapmak için yer değirmenleri arıyorlar. Çünkü Rus orduları bu köyleri soyuyor, gasp ediyor. Çünkü Ukrayna ordusu şehirleri koruyor. Ancak büyük şehirlerin hepsi hükümet kontrolü altında. Bence şu net, Ukrayna asla teslim olmayacak. Benim sorum şu. Neden sadece bazı Rus bankaları swiftten çıkartılıyor? Daha ne bekliyorsunuz? Artık yeterince açık değil mi? Halk pes etmeyecek? Daha ne bekliyorsunuz? Daha fazla insanın ölmesini mi bekliyorsunuz Ukrayna'da? Teşekkürler. Hayır asla hayır. Bakın finansal bir ülkenin finansal sistemini bu kadar güçlü bir şekilde diğer ekonomilerle entegre haldeyken bir anda koparmak öyle hızlıca makasla keser gibi bir gecede olmuyor. Burada İran'dan edindiğimiz bazı tecrübelerimiz var ve inanıyoruz ki burada finansal sistemin çalışması için bir imkan da kalmalı. Akrabalarına para göndermeleri gerekebilir örneğin ve bir şeyleri ödemeleri gerekebilir. Bazı ihtiyaçları var tabii ki. Rusya için de geçerli bunlar ama merak etmeyin. Buradaki onların bazı bankaların bile kopartılması çok ince ayarla kalibre edildi. Olabilecek en fazla hasarı verebilmek için yaptık bunu Rusya finansal sistemine. Aynı zamanda da olabilecek en az bağ sağlamalarını hedefliyoruz diğer finansal sistemlerle. Çok teşekkürler. Şimdi de... Our who are İnternet üzerinden bir soru alacağım. Erini'ye veriyorum sözü. Thank you, çok teşekkürler. You like... Yüksek temsilci I size şunu sormak Putin istiyorum. Is Acaba Putin um, um, uh, kimyasal uh, silahlar in kullanabilir in mi? mi? Bunu that that konuştunuz mu? Çünkü bu, bu bu tarz bir bilgi aslında be. Be. çok ciddi olabilir. Evet, bakın şunu söyleyeyim, burada nükleer silahların kullanılabilmesi ihtimali dahi o kadar büyük bir mesuliyet ki, bu bir kişinin kişiliğiyle ilgili karakteriyle ilgili çok önemli şeyler söylüyor. Bunu söyleyeyim. O kadar ciddi bir sorumluluk ki, sorumluluktur ki bu. Açıkçası um, bir kişi birinin bunu söyleyebilmesine bile inanamıyor. Ama evet ağzından çıktı bu laflar bize çıktı. Dedi ki eğer siz benim Ukrayna'ya işgalime müdahale edersiniz, kim Ukrayna'yı desteklerse, kim müdahale ederse onlar da hiç eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya maruz kalacak. Akıllarına bile gelmeyecek bir saldırıya maruz kalacak dedi. Tabii ki bu bariz bir şekilde nükleer silahların kullanımına yönelik bir göndermedir. <laughs> Ve biz de Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Evet, odadan bir soru daha alacağım. Angela mıydı okay. isminiz? Yes. Buyurun. Lütfen siz cevaplayın.